Sevgili arkadaşlar, ben Sevilay Kaygısız, Türkçe öğretmeniyim. 6. Türkçe dersinde milli kültür temamızda sizlerle birlikte Topkapı Sarayı'nın kardeşleri dinleme metnini işleyeceğiz ve etkinliklerini yapacağız. Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Topkapı Sarayı'nın kardeşleri dinleme metninin linki videomuzun altında yer almaktadır. Lütfen öncelikle metnimizi dinleyiniz, etkinliklerini daha sonra yapıyorsunuz. Hazırlık çalışmalarıyla başlayalım. Kültürel miraslarımızla ilgili yaptığınız araştırmayı arkadaşlarınıza paylaşınız şeklinde. Şöyle ki tarihi ve kültürel miraslar açısından çok zengin bir ülkeyiz. UNESCO tarafından 18 tane eserimiz koruma altına alındı. Bu eserler arasında Nemrut Dağı var, Göbekli Tepe var, Divri Ulu Camii var. Diyarbakır Kalesi var, Edirne Selimiye Camii var ve daha birçok eserimiz yer almakta. Bunların neler olduğunu, nerede olduğunu araştırıyorsunuz, sınıfta konuşacağız. Metnin etkinliklerine geçmeden önce yazarımız hakkındaki kısa bilgiyi okuyoruz hemen. Ee, yazarımız Şule Tankut Jobert. 1976 yılında doğmuştur. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Çeşitli dergilerde öykü, deneme, deneme, kültür, sanat yazıları yazmış. Eserleri arasında Sihirli İstanbul O Benim Dünyam yer almaktadır. Topkapı Sarayı'nın kardeşleri dinleme metnini ben öncesinde dinleyip hazırlıklarımı yaptım. İlk etkinliğimize başlıyoruz. Metni dinlerken Barış'ın gezdiği yerlerin özelliklerini verilen bölümlere not alınız. Topkapı Sarayı 1478 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yap yaptırılmıştır. 1924 yılında ise müzeye çevrilmiştir. 1855 yılında yapımı tamamlanan Dolmabahçe Sarayı, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yabancı misafirleri e, ilk yıllarında yabancı misafirleri ağırlamıştır. 1938 yılında Atatürk burada vefat etmiş, ihtişamlı bir saraydır. Yıldız Sarayı, Osmanlı'nın son sarayıdır. Yıldız Parkı içindedir. İkinci Abdülhamit döneminde yönetim merkezi olmuştur. Beylerbeyi Sarayı, Osmanlı döneminin yazlık sarayıdır. Doğu ve Doğu ve batı motiflerinin yer aldığı, motifleriyle dikkat çeken bir saraydır. Sarayın tavanlarında gemi resimleri yer almaktadır. Çırağan Sarayı ise 2. Mahmut tarafından kendisi için yaptırılmıştır. Yıldız Sarayı'na köprü ile bağlıdır. 1910 yılında büyük bir yangın geçirmiş, daha sonrasında da otel olarak kullanılmaktadır. İkinci etkinliğimize devam ediyoruz. Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle yanıtlayınız şeklinde. Birinci sorumuz, Barış'ın kardeşini kıskanma sebebi nedir? Açıklayınız. Evet, Barış e, kardeşini kıskanıyor çünkü anne ve babasının kardeşini Barış'tan daha çok sevdiğini düşünüyor. Sanırım küçükken hepimiz böyle duygulara kapılmışızdır diye düşünüyorum. İkinci sorumuz, çocuklar top Topkapı Sarayı'nda en çok neyi beğeniyorlar? Çocukların top Topkapı Sarayı'nda en çok dikkatlerini tarihi hançer çekiyor. En çok tarihi hançeri beğeniyorlar. Üçüncü sorumuz ise Topkapı Sarayı'nın Dolmabahçe'yi Bahçeyi kıskanma sebebi nedir? Şöyle ki Topkapı Sarayı Doğuma Bahçe Sarayını kıskanıyor. Çünkü Doğuma Bahçe yeni yapıldığı için saray halkının Dolma, Topkapı Sarayını terk edip Doğuma Bahçe Sarayına yerleşiyor. Yani yeni olan bir şey cezbediliyor. O şekilde ifade edelim. Dördüncü sorumuz Siz tarihi mekanları gezmeyi sever misiniz? Niçin? Ben kendi adıma çok severim. Yapıları incelerim. Hangi dönemi yansıttığı, kim tarafından yapıldığını araştırırım. Özellikle yapılardaki detaylar ve mimarın bakış açısını düşünürüm. Geçmişe yolculuk gibi yaşamadığım bir dönemi hissetmek kendi adıma çok zevklidir. Beşinci sorumuza baktığımızda, tarihi mekanları niçin korunmalıyız? Ee, şöyle ki, bize bırakılan bu eserler kültürel mirastır. Ee, tarihimizi en iyi şekilde öğrenmemizi sağlar bize emanet edilen eserleri e, en iyi şekilde koruyarak bizden sonraki kuşaklara da aktarmalıyız diye düşünüyorum. Altıncı sorumuz bir ülkede tarihi mekanların çok, mu, çok olması o ülkenin hangi zenginliğini ön plana çıkarır? Arkadaşlarınızla tartışınız şeklinde. Bana göre tarihi zenginlikler, mekanlar, e, kültür yaşanmışlığı ifade eder, yaşanmışlığı ön plana çıkarır. Sanat, mimari ve kültürel zenginliği de tabii ki ön plana çıkarır. Üçüncü etkinliğimiz dinlediğiniz metnin konusunu belirtiniz şeklinde dinlediğimiz metin Osmanlı döneminden kalan sarayları ve bu sarayların özelliklerini anlatmaktadır. Etkinliğimizin B bölümünde ise siz olsaydınız metne nasıl bir başlık koyardınız önerilerinizi yazınız. Şöyle Osmanlı sarayları geldi benim aklıma tarihe yolculuk başlığı geldi sizlerin başlıklarını da merakla bekliyor olacağım. Dördüncü etkinliğimize geldiğimizde metnin Dolma Bahçe Sarayı'nda geçen kısmını tekrar dinleyiniz. Aşağıdaki kişi ve varlık kadrosunu dikkate alarak dinlediğiniz bölümü canlandırınız. Kişiler, Barış, Emre, Baba, Askerler, Varlık, Dolma Bahçe Sarayı. Şöyle ki gençler bunun için sizlerin yardımına ihtiyacım var. Bunu sınıfta keyifle canlandıracağımızı düşünerek 5. etkinliğe geçiyorum. 5. etkinliğimiz Aşağıdaki soruları bir kez okuyunuz. Şiir Şiir Türkiye adlı kısa filmi izleyiniz. Filmi izlerken soruların yanıtlarını bularak not alınız. Ben filmi izleyip hazırlığımı yaptım. Sizler de lütfen izleyiniz. Türk mutfak kültürüne ait hangi yiyecek ve içecekler vurgulanmıştır? Filmde Türk mutfak kültürüne ait çay, kahve, mısır, karpuz, çilek, ekmek gibi yiyecek ve içecekler vurgulanmıştır. Türkiye'nin hangi doğal güzellikleri seçilmiştir? Aslında tüm güzellikleri, ovaları, dağları, şelaleleri, akarsuları, ormanları şeklinde ifade edeceğim. Geleneksel sporlarımızdan hangisine yer verilmiştir? Cirit sporuna yer verilmiş. Biliyorsunuz geleneksel bir sporumuz. Gelenek ve göreneklerimizden hangilerini tespit ettiniz? İzlediğim filmde ilk dikkatimi çeken misafirperverlik, ikram yapmayı seven bir millet olduğumuz, yardımlaşma, El öpme, düğün, diğerlerini de sizlerden alacağım gençler. Bu filmi hazırlayan siz olsaydınız, kültürümüze ait hangi unsurları eklemek isterdiniz? Kilim sanatımızı eklemek isterdim, Çin'i sanatımızı, tarihi camilerimizi eklemek isterdim açıkçası. Sizler nelere ekleyeceksiniz bakalım? Film milletimizin hangi karakteristik özelliklerine vurgu yapmıştır? Filmin sözde olmayan mesajlarından yola çıkarak yorumlayınız. Şöyle ki misafirperver olmamız, güler yüzlü, birlik beraberliğe önem vermemiz, dayanışma içinde olan bir millet, milleti şeklinde ifade edebilirim. Evet, altıncı etkinliğimize devam ediyoruz. Metinde geçen Atatürk'e ait geçmişini bilmeyen geleceğine de sahip olamaz cümlesini açıklayınız açıklamanızda ama fakat ancak lakin gibi geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanarak konuşma yapınız bunu sizlerden dinlemek keyifli olacak ben o şekilde ifade edeyim ki tarihimiz bizim ışığımızdır yolumuzu aydınlatır yolumuza çıkacak engelleri görmemizi sağlar benim bu sözden anladığım bu bugünümüzü Geçmişimizi, geleceğimizi arasında bir köprü sağlar. Ee, yaşanılanlardan ders çıkararak daha sağlam adımlarla ilerlememizi sağlar şeklinde ee, ilk aklıma gelenleri söylüyorum. Sizlerin hazırladığı metinleri sınıfta dinlemek çok keyif verecek. Etkinliğimizin B bölümünde ailenizle beraber misafirinize yöresel yemekleri tattırmak için yemeğe gittiğinizi düşününüz. Misafiriniz ile aranızda geçen konuşmayı yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş, aşağıdaki kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanarak yazınız. Adisyon kelimesinin Türkçe karşılığı hesap pusulası. Ambiyans kelimesi ortam, bulunduğumuz ortamı ifade etmek için kullanırız. Catering artık yemek servisleri. Biliyorsunuz günümüzde çok popüler yemek servisi anlamındadır. Menü yiyecek içecek listesi. Order, meze, Çerez soğuk yiyecek olarak geçmektedir. Türkçe karşılığı. Yedinci etkinliğimiz. Müze kart çıkarabilmek için kayıt formunu yönergelere uygun doldurunuz şeklinde. Ben böyle bir müze kart e, hazırladım. TC kimlik numarasını e, ilk aklıma gelen rakamları sıraladım. Yusuf Yılmaz 2020 Telefon bu şekilde. Mail adresi bu şekilde. Hazırlama yaptım. Sizler de yapıyorsunuz gençler. Evet, etkinliklerimizin sonuna geldik. Gelecek derse hazırlık yapmanızı isteyeceğim. Çocuklar için çıkarılan süreli yayınlardan hangilerini biliyor ya da takip ediyorsunuz? Şeklinde bir sorumuz var. Lütfen hazırlığınızı yapınız. Bir diğer sorumuz bir çocuk dergisini inceleyerek beğendiğiniz bölüm başlıklarını not alınız. Günümüzde birçok çocuk dergisi var. Araştırın bakalım. Son olarak bir dergi çıkarmak için nelere ihtiyacımız var? Geleceğin gazetecileri, yazarları kimlermiş onu da öğrenmiş oluruz. Devam ediyoruz gençler. Etkinliğimiz bitti ama hmm, değerlendirme sorularıyla devam edeceğiz. Metnin bu kısmını, yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar metnini sizlerle birlikte sınıfta okuyacağız. Ben direkt değerlendirme sorularına geçiyorum. Hemen geçişimi yapıyorum. Tema değerlendirme soruları Anadolu metniyle başlıyor. Anadolu, güneşin yeri göğü kavurduğu, beyinleri kaynattığı, kuraklıktan dudakları çatlattığı bir Ağustos sıcağında bir Türk sultanı askerlerine buyruk vermiş. Atlılarla, yayalarla sefere çıkmış. Sultan başa geçmiş, at üstünde ilerlemiş. Erleri geriden onu izlemişler. Dağ bayıra yüksek demeden, ovaya iniş alçak demeden aşağı aşağı ilerlemişler. Yorulmuşlar. Neden sonra yolları bir çöre rastlamış? Çevrede ne bir ağaç, ne bir kuş, ne de bir tutam ot varmış.'' Su yerine ise sadece serap görünüyormuş uzaklardan. Türk sultanı uzayan yolda kantar içinde kalmış, yorgun düşmüş. Askerleri de öyle. Tam bu sırada yanlarına ak saçlı, eli bakraçlı birine gelmiş. Askerlere matarlarını doldurmaları için koyun yoğurdundan yapılmış ayran getirmiş. Yaşlı nine ayran dolu bakracını taş olağa boşaltı vermiş. Ayran öyle bir ayranmış ki azalacağı yerde içtikçe mataralar doldukça durmadan çoğalıyormuş. Her bir askere yeniden yeniden matarasını doldurmasını söylemiş. Onlar da her seferinde dolu ana derlermiş. Yine ise durmadan üstelermiş. Doldur yavrum doldur dermiş. Askerler ise dolmuş mataralarını göstererek dolu ana, Anadolu karşılığını verirlermiş. İşte böyle o zamandan bu yana üzerimiz, üzerinde yaşadığımız, yurt edindiğimiz kutsal topraklarımızın adı Anadolu olmuş. Derleyen Mevlüt Kaplan. E, metne göre ilk dört soruyu cevaplandıracağız gençler. Türk Sultanı ve askerleri nasıl bir günde sefere çıkmışlar? Türk Sultanı ve askerleri güneşin yeri göğü kavurduğu Ağustos sıcağında sefere çıkmışlar. Türk Sultanı ve askerleri yorulduklarında nasıl bir yerler, yerde durmuşlar şeklinde sorumuz. Yolları çöler çöle rastlamış. Ne bir ağaç ne bir Kuş ne bir ot ve gittikçe uzayan, bitmeyen bir yol da durmuşlar. O şekilde ifade edelim. Mola verdikleri yerde askerlerin susuzluğunu kim nasıl gidermiş? Şöyle ki, e, mola verdikleri yerde aksa, aksa, aksaçlı eli bakraçlı birine askerlere koyun yoğurdundan yaptığı ayranı ikram etmiş. Ve son sorumuz Anadolu adı ninenin hangi sözlerine karşılık olarak ortaya çıkmıştır? Şöyle ki metnimize hemen geri dönersek. Dolu ana derlermiş. Nine ise durmadan üstelermiş. Dolu yav, doldur yavrum, doldur dermiş. Askerlerse dolmuş patalarını göstererek dolu ana, Anadolu karşılığını verirlermiş. Anlayacağınız Anadolu kelimesi yine Türk halkının Türk kadınının misafirperverliği, yardımseverliği ile ortaya çıkmış ve Anadolu'nun adını almasını sağlamıştır diyoruz gençler. Evet, beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatları bularak altına çiziniz. Biliyorsunuz ki sıfat varlıkların daha iyi anlatılabilmesi için e, tanıdık sözler kullanmamızı sağlar. E, i̇simlerin önüne gelerek... Renk, şekil, durum, sayı e, yönünden isimleri tamamlar şeklinde ifade edelim. Hemen dikkatimi çeken sıfatları işaretliyorum. Köyün yüksek tepesine çıkarak annesinin yolunu gözledi. Tepenin yüksek olduğunu belirtmiş hemen sıfatımız. Bir diğer cümlemizde Zeynep anasını, babasını, kardeşini ve kardeşlerini 7 yıl göremez derken ne kadardır göremediğini 7 yıl şeklinde sıfatımız tamamlamış. Bütün köy kadınları duygulanıp gözyaşı dökerler şeklinde cümlemizde kimler bütün köy kadınları. Köyün birinde Zeynep isimli güzel bir kız yaşarmış dediğinde güzel bir kız kızın özelliğini bize anlatan bir sıfattır diyorum ve altıncı soruya geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat ismin niteliğini göstermiştir şeklinde. A. Bir iki kadın bana yaşımı sordu. B. Eski evler, evlerinden taşınmışlar. C. Çocuk açlıktan yarım ekmek yedi. D. Hangi soruyu çözemedin? Şıklarından cevabımız Bursa eski evlerinden. Evlerin eski olduğunu belirtmiş sıfatımız. Aşağıdaki cümlelerin cümleleri uygun sıfatlarla tamamlayınız şeklinde. Ben bu şekilde tamamladım. Sizler de lütfen kendi sıfatlarınızla tamamlayınız. Mavi gömleğimi daha çok seviyorum. Sınava 6 öğrenci katıldı. Hafta sonu ne kadar para harcadın? Ya da çok para harca ne kadar para harcadın demek daha doğru pardon. Bazı insanlar bencildir. Dost iyi günde belli olur şeklinde sıfatlarımı yerleştirdim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açık sözcüğü sıfat görevinde kullanılmamıştır şeklinde açık görüşlü insanlarla anlaşmak kolaydır. Açık pencereden giren, içeri giren kuşu gördün mü? Kapı açık, çekinmeden içeri girebilirsin açık havada yürüyüş yapmayı severim şeklinde şıklarımız. Cevabımız C seçeneği kapı açık derken sıfat görevinde kullanılmamıştır. Dokuzuncu ve son sorumuz aşağıda, aşağıdaki tamlamalardan hangisinde sıfat isme belirsizlik anlamı katmıştır şeklinde. Sevimli çocuk şu ayakkabılar yüksek tepeler kimi insanlar kimi insanlar derken sıfata belirsizlik katmıştır. Gençler, tema değerlendirme sorularımızı bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın.